Cem TV ekranlarından iyi akşamlar. Ben İlhan Sevin. Bir Eğitim Gündemi programıyla yeniden birlikteyiz. Evet değerli izleyiciler, her programda sürekli değinmeye çalışıyorum. Türkiye sıkıntılı günlerden, zor günlerden geçiyor. Ama tabii bunun yanında da bir yandan günlük hayatta devam ediyor. Mecliste de bir takım çalışmalar devam ediyor. Yani terörün yanında, güvenlik sorunun yanında Türkiye'yi ciddi anlamda tehdit eden diğer bir konu da işsizlik konusu. Bugün yine meclis cephesinden bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Didem Engin. Hoş geldiniz Didem Engin. Hoş bulduk, merhaba. Aynı zamanda Didem Hanım mecliste sanayi, ticaret, enerji, tabi kaynaklar, bilgi ve teknoloji komisyonu üyesi. Biraz uzun olduğu için bakmak zorunda kaldık. İsmi biraz uzun, evet. Pek bayağı. Çok farklı alanı kapsıyor. Evet, bayağı uzun. Değerli izleyiciler, mecliste bugünlerde aslında çok önemli bir tasarı görüşüyor. Hatta komisyondan geçti. Bir haftalık meclis tatili olduğu için genel kurula gelmedi ama Türkiye için çok çok önemli bir konu. ARGE, araştırma geliştirme ile ilgili bir tasarı hazırlandı ve bu tasarı genel kurula görüşme için yakın bir zamanda gelecek. Ve teknolojik reform adı altında gençleri çok yakından ilgilendiriyor. İşsizlik çok yakından ilgilendiriyor. Üniversiteleri çok yakından ilgilendiriyor. Eğitimi çok yakından ilgilendiriyor. O yüzden de bu konuyu es geçmek istemedim ve Didem Engin de zaten son zamanlarda meclisin en çalışkan milletvekillerinden bir tanesi. Bununla ilgili de komisyonda yer aldığı için çok yakından takip ediyor. Evet Didem Hanım, Türkiye'de yeterince ARGE çalışması yapılabiliyor mu ya da ARGE yeterince bütçe ayrılıyor mu? Yani hep işsizlikten şikayet ediyoruz. Türkiye'de genç işsizliğinin arttığını, işte yeterince ihracat yapamadığımızı, katma değeri yüksek ürünler üretemediğimizden bahsediyoruz. Ve böyle bir reform paketi önümüzdeki günlerde genel kurulda görüşecek. Neler söyleyeceksiniz ARGE ile ilgili? ARGE konusu bizim komisyonumuzun gündeme aldığı en önemli kanun tasarılarından bir tanesi. Ve ülkemizin de en fazla eksik olduğu, en fazla çalışması gereken, uluslararası rekabette kendini diğer ülkelerde ülkelerle kıyaslayınca daha güçlü hale getirebilmesi için en fazla çalışması gereken alanlardan bir tanesi. ARGE, teknoloji ve inovasyon konusu. Burada aslında Türkiye'nin şu an dünyada hangi durumda olduğunu daha iyi anlayabilmek için bu alanda yapılan uluslararası raporlara bakabiliriz. Uluslararası sıralamalara. Örneğin öncelikle AB'den başlayabiliriz. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu 2015 yılında. Hem siyasi, ekonomik açıdan tabii Türkiye'nin profilini inceliyor. Aynı zamanda da ARGE, bilim ve teknoloji anlamında. Ve AB ilerleme raporunda da şu ifadeler yer alıyor Türkiye'nin ARGE durumunu ortaya koyan. Biliyorsunuz Avrupa Birliği'nin bir inovasyon scoreboard'u var. Bütün Avrupa Birliği'ne üye devletleri kıyaslayan bir scoreboard. Buna göre Türkiye neredeyse tüm göstergelerde Avrupa Birliği ortalamasının oldukça altında yani kalarak mütevazi seviyede yenilikçi olarak sınıflandırılıyor. Evet. Yani Avrupa Birliği'nin bakış açısıyla Türkiye diğer üye devletlerle kıyasladığımız zaman ortalamanın oldukça altında bir seviyede. Dünyadaki diğer ülkelerle kıyasladığımız zaman bu anlamda OECD'nin ve Dünya Ekonomik Forumu'nun çalışmaları var. OECD'nin 46 ülke arasında yapmış olduğu bir çalışma. Bu çalışmanın başlığı da ulusal bilim ve inovasyon sistemleri karşılaştırması. Burada da pek çok farklı kritere bakıyor OECD. Örneğin nelere bakıyor? Kamudaki ARGE harcamasının ne kadar olduğuna bakıyor. En nitelikli 500 dünya üniversitesi içerisinde ne kadar üniversitenin, o ülkenin ne kadar üniversiteye sahip olduğuna bakıyor. Bilimsel makale yayınına bakıyor, patent sayısına bakıyor. Özel sektörün payına bakıyor. Ne kadar girişimciliğe ne kadar yatırım yapılmış, girişim yapma kolaylığı nasıl, ne kadar kolay girişimcilik yapmak diye bakıyor. Üniversite sanayi işbirliğine bakıyor. Yani pek çok farklı kriter var. Eğitime bakıyor. Eğitimde özellikle gençlerde bilim ve teknoloji ne kadar eğitim sistemine entegre diye bakıyor. Bütün bu kriterlerde hemen hemen hepsinde Türkiye ya ortalamanın altında, OECD ortalamasının altında ya da en alt sıradaki ülkeler içerisinde en alt 5. sıra, 6. sıra gibi. Yani gerçekten çok kötü bir performans gösteriyor OECD'nin bu çalışmasında. Bir başka enteresan çalışma da Dünya Ekonomik Forumu'nun bir raporu. Küresel rekabet raporu. Bu raporda 140 ülkeyi kıyaslıyor. Rekabetçilik anlamında Türkiye bir önceki sene 45. sıradayken 51. sıraya
maalesef. 100 ülke arası 51. sıraya geriledik. Geriledik, evet. 45. sıradaydık, 51. sıraya geriledik. Şunu ben alıyorum Didem Hanım, yani şimdi izleyicilerimiz de tabii merak ediyorlar. Ar-Ge araştırma geliştirme, evet, ve inovasyon, yenilikçilik anlamına geliyor. Aslında bunlar, yani biz hep işsizlikten bahsediyoruz. İşte şu anda birazdan değineceğiz zaten ikinci kısımda. Genç işsizliğimiz inanılmaz düzeylere vardı ve bugün yüksek öğretim bitiren üniversite öğrencileri ya da yüksek öğretim bitirenlerin çoğu işsiz kalıyor. Evet. Ve özellikle iktisadi idare bilimler mezunu, İBF'liler, mühendisler ve sağlıkçılar neredeyse işsiz kalacak ki Sağlık Bakanlığı onunla ilgili tıp fakültelerinin kontenjanı dondurma kararı aldı ve kısıtlamalar getiriliyor. Bu da çok ciddi bir sorun Türkiye için, bir tehdit. Biz bugüne kadar araştırma, geliştirme, inovasyonla ilgili yeterli çalışma yapamadık mı? Yani sizin verdiğiniz rakamlar gerçekten çok ürkütücü. Peki nereden çıktı bu? Yani yapamadık. Nereden böyle bir hatta tasarı? Hatta bu konuda çok eksik durumdayız. Biraz önce bahsettiğim bu Dünya Ekonomik Forumu'nun raporunda 12 farklı kritere göre ülkeleri kıyaslıyorlar. Bunlardan bir tanesi de inovasyon. İnovasyon kriterinde Türkiye 60. sırada. Yani aslında genel ortalamanın da altında performans gösteriyor. Yenilikçilik anlamında, yenilikçiliği topluma yayma anlamında gerçekten kötü bir performans gösteriyor. Tabii ki şunu da özellikle altını çizmek gerekli. Türkiye bugün bir koalisyon hükümeti tarafından yönetilmiyor. Yani son 14 senedir tek başına bir iktidar tarafından yönetiliyor. Dolayısıyla biz ne zaman işte AKP iktidarına bir eleştiri getirsek ya da yapmış oldukları faaliyetlerde ya da aldıkları kararlardaki bir eksikliği dile getirsek hemen başlıyorlar işte 1970'lerden bahsetmeye, 1920'lerden bahsetmeye, suçu geçmişe ve tarihe yüklemeye bir yönelik aradan bir gayret. Aradan yıllar geçti ama yani. Gayret içindeler fakat gerçekleri değiştiremiyorlar. Evet. Yani son 14 senedir tek başına bu ülkeyi yönetirken Ar-Ge'de ve teknolojide, inovasyonda, eğitimde gerekli yapısal reformları yapamamış olmanın tek suçu AKP hükümeti. Vizyoner bir bakış açısı geliştirmemiş olmaları, vizyon diye aslında belirlenen hedeflerin gerçekçilikten uzak olması ve daha sonra bu hedefleri gerçekleştirmedeki eksikliklerin açık bir şekilde halkla paylaşılmamış olması. Bir örnek vermek istiyorum. 60. hükümet programında 2007 yılında Ar-Ge ile ilgili bir hedef konulmuştu. Ar-Ge'nin önemi yine hükümet programının içinde detaylı bir şekilde anlatılmıştı, Ar-Ge ve teknoloji. Hedef koyarken de milli gelirden Ar-Ge'ye ayrılacak pay üzerinden bir hedef konuldu. O dönemde 2007 yılında 0.72 idi milli gelirden ayrılan pay. Hükümet dedi ki biz 2013 yılında bunu %2'ye çıkartacağız. Fakat 2013 yılında bunu %2'ye çıkartamadığı gibi %1'e de çıkartamadı. 0.95'te kaldı. 2015 yılında 1.02 olabildi. Yani hedeflediği tarihten 2 yıl sonra anca yarısını yapabildi. Ama çok düşük değil mi ama o değerler? Ama halka dönüp de, evet, tabii ki çok düşük ama halka dönüp de biz bunları gerçekleştiremedik. Biz böyle bir hedef koymuştuk, bunları gerçekleştiremedik. Ama detaylı bir analiz yaptık. İşte şu konularda bizim eksikliklerimiz var, bunları şu şekilde gidereceğiz şeklinde bir açıklama da yapılmadı. Tam tersine başarısızlığın üstü kapatıldı. Nasıl kapatıldı? Daha yüksek bir hedef koyarak. Bu sefer şu söylenmeye başladı. 2023 vizyonumuz var. 2023'te biz Ar-Ge'ye ayrılan payı %3'e çıkartacağız şeklinde. Yani daha biz %2'yi gerçekleştiremezken bu sefer 10 yıl sonrasında %3'lük bir hedefi koyarak aslında geçmiş yıllardaki performansın düşüklüğünü kapatmaya yönelik bir çaba içerisine girildi. Bir bu konuda aslında ülkelerden örnekler verebilirim size. Evet. Diğer ülkelerden, başarılı olan ülkelerden örnekler. Örneğin Finlandiya milli gelirinden Ar-Ge'ye ayırdığı pay 3.55. 3.55 ve 5 milyon nüfusu var bu ülkenin. Evet, 2020 yılında da bunu %4'e çıkarmayı hedefliyor. İsveç yine 3.41'ini zaten şu an, yani bizim 2023'te hedeflediğimiz oranın çok daha fazlasını 3.41'i şu an gerçekleştiriyor. 2020'de de bu oranı 4'e çıkarmayı hedefliyor. Başka bir örnek Japonya. Şu an 3.35'ini milli gelirinin Ar-Ge'ye yatırım yaparak ayırıyor. Onun da hedefi 2020 yılında %4. Türkiye'nin 2013 verisiyle söyleyeyim 0.95 Ar-Ge'ye ayırdığı pay. 2023'te de biz bunu %3'e çıkarmayı hedefliyoruz. Evet, değil mi? Burada aslında önemli olan şu, bu ülkelerde şu anki durumuyla hedeflediği oran arasında en fazla açık olan ülke Türkiye.
Yani diğer ülkeler 3'ün üzerinde, 3,5 işte 3,4 ve bunu 4'e çıkarmayı hedefliyor. Ama biz 1'in altında performans, yani 1'in altında bir orandayken %3 gibi bir oranı hedefliyoruz. Fakat dediğim gibi bu hedefi gerçekleştirebilmek için de sağlıklı bir yol haritası çizemiyoruz. Evet, %3 doğru bir oran, bu oranı hedeflemek. Ama bu oranı gerçekleştirebilmek için Ar-Ge'de, teknolojide, inovasyon alanında bu atılımları gerçekleştirebilmek için nasıl bir yol haritası izleyeceğiz? Nasıl bir vizyonla biz bunları gerçekleştireceğiz? Hangi adımları atmalıyız ki biz diğer ülkelerin daha önüne geçelim ve bu açığı kapatabilelim? Evet, zaten işte orada eksiklikler uygulama alanında. Evet, bahsettiğiniz ülkelerin de kişi başına düşen milli gelirleri 30.000-40.000 dolar. Bizde şu an TÜİK rakamlarına göre 9.000-10.000 dolardan bahsediyor. Tabii bu ne kadar gerçekçi? Evet, yani, o konuda da aslında size somut rakamları söyleyebilirim. Çünkü yapılan araştırmalara göre ülkeler ne kadar çok Ar-Ge'ye yatırım yaparsa, ne kadar çok yüksek teknolojiye, ne kadar çok inovasyona yatırım yaparsa aslında milli gelirleri ve kişi başına milli gelirleri de o ölçüde artıyor. 2000 yılında en fazla bu arada örnek gösterilen ülkeler hani inovasyon ve teknoloji anlamında gelişmişlik gösteren Finlandiya, Güney Kore örnekleri. Türkiye'de yapılan çalışmalarda da hep bu iki ülke öncelikli olarak ele alınıyor. 2000 yılında Finlandiya'nın kişi başına geliri 24 bin dolar seviyesindeyken 2014'te 49.800 dolara çıkıyor. Yani 15 bin dolar katından, iki katından daha yüksek bir seviyeye çıkıyor. Kaldı ki belli bir seviyenin üzerindeyken yükseltmek daha da zor. Güney Kore'de 2000 yılında yaklaşık 12 bin dolara yakınken kişi başına gelir. 2014 yılında neredeyse 28 bin dolara çıkıyor. Yani Kore'de iki katından daha fazlaya çıkartmış bunu. Bizde biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi 2007'den itibaren hep 8 bin dolar, 10 bin dolar bandında gidip gidip geliyor. O yüzden de zaten Türkiye'nin orta gelir tuzağında olan bir ülke olduğu yönünde değerlendirmeler var. Çünkü biz bir türlü orta gelir olarak nitelendirilen bu 10 bin dolar civarındaki kişi başına gelirden kurtulamıyoruz. Bir türlü diğer ülkeler gibi bir atılım gerçekleştiremiyoruz. Zaten şimdi Dilan Hanım bahsettiğiniz ülkeler zaten dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına giren ülkeler ve değerli izleyiciler hep eğitim diyoruz ya, gerçekten de bu ülkelerin eğitim seviyelerine baktığınız zaman ya da uluslararası bir takım değerlendirmeler var. PISA, TIMSS gibi bir takım değerlendirmeler var. Yani eğitimde ne durumdalar? İşte matematikte, fende, okuma becerisinde biz yine hep sonlarda, son üçlerde yer alıyoruz. Ama bu ülkeye baktığınız zaman skalalar hep daha üstlerde yer alıyor. Ve Finlandiya, Güney Kore, işte İsveç gibi ülkeler bu sınavlarda hep ilk üçte, ilk beşte yer alıyorlar. Ki eğitimle de doğru orantılı. Zaten birazdan ona geleceğiz. Peki şunu çok merak ediyorum. Şimdi tabii genel kurula gelecek de bu tasarıda neler var? Onu bir soracağım size. Bir de tabii bunu kimler hazırladı? Uzmanlar hazırladı. Genel kurula gelene kadar ve o çıkacak tasarı sonuç kısmı da çok önemli. Yani çok fazla budama olacak mı acaba? Burası da çok önemli. Neler var tasarıda? Önce oradan başlayalım. Tasarının içinde neler var? Aslında pek çok farklı kanunda değişiklik içeriyor. Aslında Sanayi Bakanlığı sanki şu an çeşitli paydaşlara sormuş, üniversiteleri, araştırma görevlilerine, işte teknoparkları, Ar-Ge merkezlerine sorunlarınız nedir diye. Ama sanki onların bugünkü sorunlarına çözüm bulmayı hedefliyormuş gibi bir yaklaşım var. Bir vizyon eksikliği var paketin içerisinde. Neler var? Örneğin tasarım konusunun teşvik sistemine dahil edilmesi var. Bu çok önemli ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin de seçim bildirgesinde yazan bir unsur. Ne demek bu? Özellikle üzerinde durduğumuz. Tasarım konusundaki yürütülecek faaliyetlerinde şirketlerin özellikle örneğin bir ürün geliştirirken kendilerine ait bir tasarım oluşturdukları zaman, ki bizim biliyorsunuz en büyük eksiğimiz ülkemizde özgün tasarımların olmaması, buna bağlı olarak aslında kendi markalarımızı yeterince geliştiremiyor olmamız ve dolayısıyla da uluslararası rekabete açıldığımız zaman özellikle ihracat anlamında diğer ürünlerle kıyaslandığı zaman bizim ürünlerimizi farklı kılan unsurların çok belirgin olmaması, yani standart tasarımlarla ürünlerimizi satmaya çalıştığımız zaman fiyat üzerinden rekabet ediyoruz ama bizim daha yüksek fiyatla katma değeri daha yüksek olan ürünler üretebiliyor ve satabiliyor olmamız gerekli. Dolayısıyla tasarım konusu da bu paketle birlikte teşvik kapsamına alınıyor. Yani tasarımla ilgili çalışacak olan firmalara çeşitli vergi teşvikleri gibi Ar-Ge'ye, Ar-Ge teşviklerinden yararlanma imkanı
Biraz önce söylediğim gibi bu zaten geçen seneki seçim programında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceliklerinden bir tanesiydi. Hatta tasarım merkezlerinin kurulması, tasarım enstitülerinin kurulması yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin öngördüğü modelin alt bileşenlerinden bir tanesiydi. Bunun dışında neler var? Örneğin araştırma görevlilerin evet. ücretlerinin yükseltilmesiyle ilgili. Yani onlara ARGE projelerinde çalıştıkları zaman biliyorsunuz bu döner sermaye nedeniyle araştırma görevlileri ne yazık ki aslında çok da yüksek gelirlere gelir alamadan, kazanamadan bu projenin içinde yer almak durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla onların ücretlerinde bir düzenleme getirecek kolaylık var yine paketin içerisinde. Tabii kalacak mı? Yani bunu uzmanlar böyle hazırladı ama bakalım. İnşallah budanmaz bu. Özellikle öğretim üyeleriyle. Şimdi budamalar önceden yapılıyor. Yani maalesef mecliste bizim öyle budama şansımız yok. Çünkü muhalefet partilerinin görüşleri zaten sadece dile getiriyoruz ama oy verme aşamasına gelindiği zaman AKP'nin çoğunluğu olduğu için bizden gelen bütün öneriler zaten reddediliyor. Peki yani. Sivil toplum kuruluşlarına mesela sizin muhalefetin görüşleri alındı mı bu? Tasarı hazırlandığı zaman. Tasarının öncesinde alınmadı. Hı hı. Tasarının öncesinde bizim görüşlerimiz alınmadı. Bize kanun tasarısı bakanlık tarafından hazırlanılmış bir şekilde meclise intikal ettikten sonra, meclisi başkanlığına geldikten sonra ben de bu komisyonun bir üyesi olarak kanun tasarısına aldım. Aynı zamanda komisyon bir toplantı çağrısında bulundu ve iki günlük bir süre verildi. Yani ben bu alanda ülkemiz için son derece önemli olan, böylesine önemli bir konuda ve böylesine de ülkemizin düşük performans gösterdiği ve gerçekten vizyoner yaklaşımlar geliştirmemiz gereken bir alanda benim bu tasarı üzerine çalışmak için iki günüm vardı. Tabii bu çok yetersiz bir süre. İki gün içerisinde nasıl bu kanundaki maddelerin doğru tespitler olduğunu inceleyebilmek için sonuçta sivil toplum kuruluşlarıyla ya da bu maddelerden etkilenen kesimlerle görüşüp onların görüşlerini de görüşlerini alıp bu süreci dahil edebilmemiz gerekli. İlk toplantıda biz tabii komisyon üyeleri olarak bu sürenin yeterli olmadığını dile getirdik. Aslında bir toplantıda bütün kanun ve maddeleriyle birlikte geçirilmek istenmişti. Biz tepki gösterince geneli konuştuk. Maddeler ikinci toplantıya ertelendi. Evet. Ek iki gün süremiz oldu çalışma yine günü olarak. Yine çok az ama yani çünkü mümkün bu çok önemli bir konu benim gerçekten. Komisyonda önerim şuydu. Şimdi bu tür kanunların hazırlığında bizim alt komisyon kurmamız gerekli. Alt komisyonda şöyle bir imkanımız oluyor. Konunun uzmanlarını ve sivil toplum kuruluşlarını, örneğin teknokentlerin temsilcilerini ya da işte araştırma görevlilerini, bizim birebir ya da işte ARGE merkezlerinden temsilcileri dinleyip ona göre kanun içerisinde eksik olan unsurlar ya da değiştirmemiz gereken alanları birebir dinleyip gerekli revizyonları yapma şansımız olacaktı. Ama şu an öyle bir şansımız olmadı ne yazık ki. Çünkü aşırı sıkıştırılmış bir süreç. Evet. Bu da şundan kaynaklanıyor aslında. Şu anki iktidar tek başına ülkeyi yönetiyor ve her şeyi mükemmel düşündüğünü ve yaptığını iddia ediyor. Dolayısıyla aslında parlamentoyu fuzuli görüyor. Dolayısıyla hem komisyonda hem genel kurulda bu tür tartışmalara girmektense olabildiğince hızlı bir şekilde komisyondan geçirmek, olabildiğince hızlı bir şekilde genel kuruldan geçirip uygulamaya geçirmek niyetinde. Bu nedenle aslında pek çok kanun da torba kanun şeklinde meclise geliyor. Torba kanun dediğimiz aslında birbirinden tamamen farklı alanlarda, konulardaki maddeleri bir araya getirip bunları ilgili komisyonlarda konuşmak yerine direkt plan bütçe komisyonuna getirip toplu bir şekilde 20 madde, 30 madde konuları birbirinden tamamen ayrı, bağımsız, farklı alanları bir paketin içerisine koyup hızlı bir şekilde geçirmek. Şimdi, yani bu komisyonda da konuşuldu. Bakan da hızlı bir şekilde aslında bunu geçirmeyi istiyoruz biz komisyondan, genel kuruldan uygulamaya geçirmek için dedi. Ben de şunu orada ifade ettim. Hız kadar aynı zamanda kalite de önemli, içerik de önemli. Dolayısıyla bizim böylesi önemli konularda ülkemiz için son derece önem arz eden konularda katkımız çok çok önemli. Yaptığımız işi yapmış olmak için değil. Gerçekten bir kere sorunları doğru tespit etmemiz ve hazırladığımız kanun tasarılarının da kanun tekliflerinde sonuç olarak ortaya çıkacak kanunun gerçekten o alandaki sorunları çözücü ve vizyoner adımlar olması gerekli. Çünkü bizim bu alanda gerçekten bir geleceğe yönelik hazırlanma konusunda ciddi eksikliğimiz var. Peki yani Dilem Hanım, şimdi tabii ARGE tasarısı diyoruz, ondan sonra teknolojik reformlar diyoruz. Kulağa çok hoş geliyor yani ilk duyunca. Sanki hani bu reformlar gerçekleştiği zaman işte işsizlik azalacak,
Ondan sonra Türkiye bir cazibe merkezi haline gelecek. İhracat rakamlarımız artacak. Ondan sonra Türkiye katma değeri yüksek ürünler üretecek. Yani şu an biliyorsunuz katma değeri bazı mesela beyaz eşya ile ilgili yerli beyaz eşya üreten firmalarımız var. Ya da işte bazı teknolojik ürünler üretiyoruz ama ne kadar bunların katma değeri yüksek, bize ne kadar getirisi var? Bu tabii tartışılır ve çok az. Biliyorsunuz yani. Bu konuda aslında Dünya Bankası'nın bir araştırmasına örnek verebilirim. Evet. Çünkü Dünya Bankası'nın ülkelerin ihracatlarında ne kadar yüksek teknolojili ürünler olduğunu araştıran ve kıyaslayan bir çalışması var. Dünya Bankası'nın bu endeksine göre Türkiye'nin ihracatının sadece %2'si yüksek teknolojili. Çok son düşük derece yani. Düşük bir oran. Bunlar bizim, hangi ürünler? Yani şimdi bunlar çeşitli özellikle şimdi sağlıkla ilgili olanlar var içerisinde. Daha böyle yüksek teknolojiyi içeren alanlar. Diğer ülkelerle karşılaştırmak gerekirse burada örneğin Malezya'da bu oran %44 oranında. Fransa'da %26, Almanya'nın ihracatının %16'sı yüksek teknoloji ürünler. Teknolojili ürünler. Macaristan'da %16. Çek Cumhuriyeti'nde %15. Macaristan ve Çek Cumhuriyeti özellikle önemli. Çünkü bizim yakın coğrafyamızda ve özellikle de üretim anlamında Türkiye ile rekabet içerisinde olan ülkeler bunlar. Ve ihracatlarındaki yüksek teknolojili ürünler oranı gerçekten bize göre, bize kıyasla çok yüksek. Yunanistan %8, Endonezya %7, Nijerya'da bile %3. Yani Türkiye'den daha yüksek bu oran. İran'ı da ekleyeyim bence. Türkiye'de tam tersi, tabii ki Türkiye tam tersine orta teknoloji olarak ifade edilen alanlarda %30'a varan bir şey var, ihracatı var. Siz onu tabii tuzak burada, olarak değerlendiriyorsunuz. Yani genelde orta teknoloji tuzağı diyorsunuz. Evet, bu nitelendirmeyi yapan aslında bu tuzak riskini ifade eden çok sayıda değerlendirme geçtiğimiz dönemlerde yapıldı. Bu konuda hükümetin dikkatini çekebilmek için gidişatın iyi olmadığı konusunda. Yani orta gelir tuzağıyla bağlantılı olarak aslında üretim yaptığımız alanlar daha kolay rekabete açık olan alanlar. Ama yüksek teknolojili alanlar daha zor rekabetin olduğu alanlar. Dolayısıyla bizim aslında ihtiyacımız olan biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi katma değeri daha yüksek olan, rekabetin daha düşük seviyelerde olacağı ve kendimizi daha fazla ön plana çıkartabileceğimiz alanlara yoğunlaşmakken biz ne yazık ki burada biraz boşa kürek çekiyormuşuz gibimize geliyor. Aslında yani, Ocak ayındaki ihracat rakamları da onu gösterdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi biliyorsunuz birkaç gün önce Ocak ayındaki ihracat rakamlarını açıkladı ve geçen senenin Ocak ayına göre %14.4'lük bir düşüş olduğunu açıkladı. %14.4 dörtlük bir düşüş var. Çok gümrük, ciddi rakam. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı daha sonra bu rakamın %21.2 olduğunu, yani daha kötü bir oran aslında. Peki neden? Yani bu hemen ertesinde. Şimdi bu sadece tabii bugünkü ihracat düşüklüğü değil. Yani birkaç yıldır zaten ihracatımız düşme eğiliminde. Ama ne yazık ki ihracattaki düşme eğilimi de aslında ciddi bir şekilde irdelenmiyor. Yani hep günü kurtarmaya yönelik bir arayış var. Aslında daha da kötüsü, örneğin TİM'in açıklamış olduğu rakamlarda şu ifade edilmişti. %1 kilogram bazında ihracat karşılaştırılması yapıldığı zaman bir önceki ocağa göre, bir önceki yılın Ocak ayına göre %1'lik bir azalma var. Yani kilogram bazında yaptığımız ihracat aşağı yukarı aynı diye düşünebiliriz. Ama dolar bazındaki ihracat rakam çok bazında, ciddi bir düşme var. Bu da ne demek? Aynı miktarda, aşağı yukarı aynı miktarda ürünü biz çok daha ucuza satmışız. Yani aslında burada ihracatçılarımızın çok ciddi sorunları var. Müşteri kayıpları var. İşte uluslararası politikamıza, maalesef dış politikamıza yapılan tutarsızlıklar nedeniyle bu tabii dış ekonomik ilişkilere de etkiyor. Etkileri var. Ve yaşamış oldukları sıkıntılar sonucunda yeni pazar arayışlarına girmeye çalışıyorlar ya da fiyatlarını kırarak elindeki müşteriyi kaybetmeme eğilimine gidiyor. Bu da aslında gelirlerinin ne kadar azaldığı, yani aynı ürünü satarak aynı miktarda ürünü daha ucuza satmaya çalışıyor. Evet, aslında çok önemli konulardan bahsediyoruz. Yani tabii programımızı gençler çok yakından takip ediyor. Ve Didem Hanım anlattıkları çok çok önemli ve ben inanın rakamları verince birazcık da endişelendim. Çünkü yani elektrik faturasından bahsediyoruz. İşte gittikçe elektrik ücretleri artıyor. Yani faturalar kabarmaya başlıyor. Doğalgaz faturaları kabarmaya başlıyor. İşsizlik çok ciddi bir tehdit zaten. Zaten ikinci kısmına Didem Hanım bahsedecek ondan. Genç işsizliği çok fazla. Yani bu ihracatımızın azalması, katma değeri ürünlerin
katma değeri az olan ürünlerin üretilmesi bir şekilde işsizliğin daha da artması anlamına geliyor maalesef. Tabii gönül ister ki herkes iş bulabilsin, herkes aş bulabilsin. Ama sürekli, yani ben sürekli elimden gelince gündeme getirmeye çalışıyorum. Eskiden hani mimar, mühendisler iş bulabilirken beyaz yakalılar daha kolay iş bulabiliyordu. Ama bugün artık tehlike sağlıkçılara da yansımış durumda. Ve Sağlık Bakanı Sayın Müezzinoğlu geçtiğimiz ay böyle giderse tıp fakültelerinin kontenjanı donduracaklarını söylediler. Atama bekleyen öğretmenler var. Bir yandan mülteciler geliyor. İşte Suriyeli mülteciler, Türkmenler geliyor. İşte Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşanan olaylar, dış politika vesaire. Bunlar önümüzdeki günlerde uyarmak zorundayız hükümet yetkililerini. Türkiye'yi çok ciddi gerçekten tehlikeler bekliyor. Ve Ar-Ge ile ilgili çalışma yapılıyor. Yani gönül ister ki böyle çalışma çok yapılsın ama burada da tabii ki sivil toplum kuruluşlarının, ondan sonra muhalefetin de görüşlerinin olması gerekiyor. Ve nitelikli ve kapsamlı, yani yapmak için yapmamak gerekiyor. Değil mi Didem Hanım? Kesinlikle. Şimdi arkadaşlar ne kadar kaldı araya bilemiyorum ama şunu da ben size sormak istiyorum. Bu genç işsizliğe ilgili, tabii bu eğitim ayağı da var, ona geleceğiz zaten. Arkadaşlar uyarıyor beni bu arada. Bu tasarının sizin bir beyanatınızı ben okudum. Diyorsunuz ki tasarının eğitim ayağı eksik diyorsunuz. Evet. Bence can alıcı nokta da burası. Tam da bizim konumuzla, programımızla ilintili. Ve işsizlik konusu. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Değerli izleyiciler, yeniden birlikteyiz. Evet, stüdyomda çok değerli bir konuğum var. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Didem Engin. Evet, Didem Hanım aynı zamanda biraz uzun tabii ki Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Birliği ve Teknoloji Komisyonu üyesi. Meclise çok önemli bir tasarı görüşülecek önümüzdeki günlerde. Ar-Ge ile ilgili ve teknolojik reformlarla ilgili bir anlamda gençleri, işsizliği, Türkiye'nin ekonomisini çok yakından ilgilendiren üniversite sanayi işbirliğini, KOBİ'leri, işletmeleri çok yakından ilgilenen bir süreç olduğu için, bu konuda çok güncel olduğu için Didem Hanım da sağ olsun bizi kırmadı ve stüdyomuza geldi. Evet, Didem Hanım çok önemli mesajlar verdiniz ve Batı'yla da kıyasladınız, dünyadaki ülkelerle kıyasladınız, Türkiye'deki Ar-Ge çalışmalarını, ihracat rakamlarını. Tasarının en ilk kısımda da kapanışta söyledim. En önemli eksiğinin eğitim ayağı olduğunu söylüyorsunuz. Evet, tam da benim istediğim konuya geldiniz. Biraz bunu açar mısınız? Nedir bu eksiklik eğitimle ilgili? Eğitim konusunda alınan önlemleri yetersiz buldum paket içerisinde. En önemli eksikliklerden bir tanesi aslında. Eğitimle ilgili şeyler var, maddeler var içerisinde. Ama sadece lisans, yüksek lisans, doktora aşamasında örneğin bursları artırabilmek gibi, yani TÜBİTAK aracılığıyla verilen bursların artırılması gibi. Ben bunu komisyonda da ifade etmiştim. Yani eğitim konusu sadece örneğin işte lisans, temel bilimlere temel bilimlere gidecek öğrenci sayısını artırmak, tabii ki çok önemli bunlar. Ama sadece lisans, yüksek lisans, doktora gibi bakmamak lazım buna. Okul öncesi dönemden başlayarak yani bizim gerçekten en fazla ihtiyacımız olan şey ülkemizde, bir kere genç bir nüfusumuz var. En önemli zenginliğimiz bizim gençlerimiz. Bu gençlerimize iyi bir eğitim verebilmeliyiz. Ve onları yaratıcı, sorgulayan, sınırları kabul eden değil, sınırları zorlayan kişiler olarak, bireyler olarak görebilmeliyiz ve yetiştirebilmeliyiz. Böyle yapılıyor onları, mu? Böyle bir, tam tersini sorgulamak bir dezavantaj. Yani bugünkü Türkiye'de ne yazık ki sorgulamak dezavantaj. Yani ifade özgürlüğü konusundaki sorunları biliyorsunuz ülkemize ne yazık ki. İfade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, bunlar çok ciddi kısıtlar ülkemizde. Dolayısıyla bu özgürlüklerin olmadığı bir ortamda zaten bilimin yeşerebilmesi için, bilimin gelişebilmesi için uygun bir ortam olduğunu söylemek mümkün değil. Yani siz istediğiniz kadar... Bunları gerçekleştirebilmek kadar... için de eğitim anlamında özellikle bir farklı bir vizyon ben bekledim. Paketi aldığım zaman baktım eğitimle ilgili hangi adımlar var içerisinde diye. Okul öncesiyle ilgili hiçbir şey yok.
Dolayısıyla bu sadece yüksek lisanslı bizim mühendis yetiştirme, evet mühendis diploması sayısı olan, mühendis diploması olan kişi sayısı artabilir. Ya da işte matematik mezunu, kimya mezunu. Ama sonuçta onlara sadece diploma vermek değil mesele. Yani eğitim politikası, çünkü şu anki iktidar daha çok gözüyle bakıyor. Yani işte bir üniversite kurmak, hani üniversitenin binasını inşa etmek. Ya tamam da oradaki eğitim kalitesini artıramadıktan sonra bina yapmak değil önemli olan, ya da işte mezun sayısı değil önemli olan. O mezunların ne kadar nitelikli olduğu, ne kadar araştırmacı olduğu. Biz mesela Aziz Sancar'la gerçekten övündük Nobel aldığı zaman. Ama önemli olan ülkemizde başarılı istisnalar değil. Evet. Başarıyı genele yayabilmek. Ya istediğiniz yani kadar burs verin. Şimdi siz burstan bahsediyorsunuz sanırım. Pakette burs var. Yüksek lisans doktora seviyesinde. TÜBİTAK bursları artırılacak. Tamam, artırılsın. Güzel bir şey. Öğrenciye, akademisyene, öğretmene yapılacak yatırımın hiçbir sakıncası yok. Biz zaten hep bunu savunuyoruz. Yani yatırım yapmamız gerekiyor. Ar-Ge'leri geliştirmemiz gerekiyor. Ar-Ge'yi bir şekilde daha fazla yaygınlaştırmamız gerekiyor. Ama şimdi siz de bahsettiniz. Yani okul öncesi eğitimden, temel eğitimden başlayarak sorgulayıcı, yaratıcı, çocukları böyle hür düşünceyle yetiştirmedikten sonra istediğiniz kadar burs verin. Bence hiçbir önemi yok. Biraz oradan başlamak gerekiyor. Çok küçük yaşlardan itibaren bilimle haşır neşir olmalarını sağlamak lazım. Yani araştırmacı olmaları, uygulama kısmı çok önemli. Yani sadece teorik eğitim. Çünkü bizim sistemimiz, eğitim sistemimiz ezber üzerine ve hızlı soruları hızlı çözmek. Yani ezberleyip formülleri. Daha sonra onları ne kadar hızlı çözerseniz testlerde, sınavlarda o kadar yüksek puan alıyorsunuz. Dolayısıyla yapılması gereken tam tersine bu ezberci sistemden bir an evvel çıkıp, yani biraz önce ifade ettiğim gibi aslında bugünkü iktidarı, yani tek başına ülkeyi yöneten iktidarın bu tür reformları, eğitim anlamında, Ar-Ge anlamında, sanayi anlamında, işsizlikle ilgili alınması gereken önlemler anlamında elini kolunu bağlayan hiçbir şey yok. Ya şimdi Didem Hanım, ama biz hiçbir şey yok mu? Bunları, bu şeyleri gündeme getirdiğimiz zaman işte başlıyorlar 1920'lerde de şöyleydi, tek parti iktidarında böyleydi gibi. Dolayısıyla burada ciddi bir şekilde durum tespiti yapıp ülkemizdeki eksiklikleri tespit etmeleri gerekli. Biraz önce ifade ettiğim gibi ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve hukuk devleti ilkesi, yani hukukun bağımsızlığı, bunlar son derece önemli. Bilimsel performansımızın da artabilmesi için. Evet. Pakette yine temel bilimlere vurgu var. Matematik, fizik, kimya gibi alanlara. Ama sosyal alanlara hiçbir şekilde değinilmiyor. Fakat Finlandiya örneğini vermek gerekirse, Finlandiya inovasyonda en önde gelen ülkelerden bir tanesi. Bu biraz önce bahsettiğim uluslararası sıralamalarda hep en üst sıralarda yer alan bir ülke. Finlandiya'yı diğer ülkelerden farklı kılan ise inovasyonu sosyal alanlara genişletmiş olmaları. Yani yenilikçiliği sosyal alanlara yaymaları. Sosyal inovasyon orada ön plana çıkıyor. Yani sosyal alanlara da yayarak aslında toplumsal faydayı genişletmek orada amaçlanıyor. Ama bizim bu hazırlanan paket içerisinde bilim sanki sadece mühendis yetiştirmeyle doğrudan orantılıymış gibi bir yaklaşım var. Son derece eksik bir yaklaşım. Dediğim gibi buraya sadece belli şeyler çerçevesine bakmamak lazım. Çok daha geniş düşünebilmek ve bizi diğer ülkelerden daha ön plana çıkartabilecek bir yaklaşım burada gerekli. Yani okul öncesiyle ilgili çok doğru tespitler gerçekten Didem Hanım. Yani biz çocuklarımızdan daha çok yaratıcı, daha çok sorgulayıcı yapacağımıza tam tersi bir takım yaptırımlar getiriyoruz. Ve mesela el yazısı şu an çok tartışılıyor. İşte temel eğitimde el yazısı çocukların çok bocalandığını, gereksiz yere zorlandıklarını zaten birçok uzman da, pedagoglar, ondan sonra eğitim uzmanları da belirtiyor ama buna ısrar ediliyor. İşte eğitim müfredatlarına çok sık değişiklikler yapılıyor maalesef, evet. Ve bunlara çok olumsuz etkiliyor çocuklarımızı. Mesela YÖK tasarısı, daha doğrusu YÖK'le ilgili de, YÖK kanunu ile ilgili de birkaç değişiklik yaparak da bir şeyler düzeltemiyorsunuz. Evet. Bunun da bir kez, yani bu 12 Eylül sonrası ya da 12 Eylül darbe anayasasıyla oluşan YÖK kanununu da bir kez sorgulamak gerekiyor. O zaman ancak gerçekçi hedeflere ulaşabiliriz. Yoksa hani bunlar yapmak için yapmaktan öteye gitmez. Kesinlikle. Ben katıldığım diğer programlarda şunu da söylemiştim aslında. Burada başbakanın bir eksikliğini görüyorum ben. Çünkü başbakanın görevi
bakanlıklar arası koordinasyonu, işbirliği ve eşgüdümü sağlamak ve başbakanımız da akademisyen kimliğiyle övünen bir başbakan. Yani bilimsel yapmış olduğu çalışmalarıyla övünen bir başbakan. Dolayısıyla böyle bir paket eğer hazırlanacaktıysa Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon, ki evet hazırlanması gerekli. Neden eğitim ayağı daha güçlü bir şekilde hazırlanmadı ve neden iki bakanlık, yani Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı neden bir araya getirilip eğitim ayağı daha güçlü olan bir reform paketi hazırlanmadı? İki bakanlığın eş güdümünde. Ben bunu beklerdim. Yok bu işin içinde yani. Tabii ki görüşler alınmıştır. Ama biraz önce sizin ifade ettiğiniz gibi işte YÖK kanununda birkaç değişiklik yapalım. İşte TÜBİTAK'taki bursları da şöyle artıralım gibi ufak tefek rötuşlar değil. Bizim ihtiyacımız olan gerçekten kapsamlı bir yaklaşım. Hem bir taraftan sanayiciyi daha fazla bu tür projelere teşvik etmek. Çünkü biliyorsunuz ülkemizde en önemli sorunlardan bir tanesi gayri safi yurt içi hasıla içerisinde sanayinin oranının her geçen gün düşmesi. Bu çok önemli bir unsur. 99'da sanayinin payı %30'lar civarındayken, %30'ken bugün %24'e gerilemiş durumda. Yani aslında büyük bir çoğunluk ülkemizde sanayici olmayı tercih etmiyor. Yani gençler sanayici, ya da çok ilginç. Sanayici ve üretim sektörlerine girmek istemiyorlar. Çünkü risk olarak görüyorlar. Ne olmak istiyor peki? Yani... Risk olarak görüyorlar. İstihdam etmenin zorluklarını görüyorlar. İşletme kurmanın zorluklarını görüyorlar. Özellikle sanayicilerin, yani yatırım yapmak çok zor. Yatırım ortamının iyileştirilmesiyle ilgili pek çok reform yapılması gerekirken ne yazık ki bunlar hep öteleniyor. Pilaman bir de o rakamlar verir misiniz? Çok önemli aslında. Yani evet değerli izleyiciler, gerçekten çok önemli bir konuya temas etti Didem Hanım. 1999'da sanayinin payı gayri safi yurt içi hasıla içerisinde %30.2'ymiş. Evet. Bugün ise %24. Yani hangi alanlara girmeyi tercih ediyorlar dediniz. Örneğin müteahhit olmayı tercih ediyorlar. Yani bugün kısa yoldan kazanmak varken o gözle bakıyorlar. Çünkü böyle başarı modeli sayısı çok fazla ülkemizde. Yani inşaat sektörüne girmiş, işte birkaç proje gerçekleştirmiş. İşte konut projesi, rezidans projesi, alışveriş merkezi yapmış. Ve bu şekilde rant üzerinden gelir kazanan o kadar çok başarılı model var ki. Dolayısıyla kısa yoldan bu gelirleri kazanmak varken niye sanayiyle girip de gerçekten emek harcayarak, uğraşarak bu gelirler kazansın? Bu çok büyük bir risk. Yani ülkemizin geleceği açısından çok büyük bir risk. Halbuki bu tür paketlerle bir taraftan sanayiciyi teşvik etmek, bir taraftan küçük ve orta ölçekli işletmeleri koruma altına almak, onlara daha fazla destek sunmak, diğer taraftan da sanayicinin rekabetçiliğini kaybetmemesi için. Çünkü birkaç jenerasyondur sanayide olan işletmeler var, büyük işletmeler. Ama o birkaç jenerasyondur işin içinde olunca ister istemez tabii teknoloji gelişiyor, dünya gelişiyor. Rekabetçiliklerini kaybetmemeleri gerekli. Ve araştırmaya, geliştirmeye, markalaşma gibi konulara yatırım yapmaları lazım. O konuda da devletin destekleri ve teşvikleri son derece önemli. İşte bu konuda yeni adımlar atılıyor. Bu paket gibi, yani bu paketin içerisindeki unsurlar gibi. Fakat bu desteklerin çok daha kapsamlı, çok daha cezbedici olması gerek ki sanayici Ar-Ge'ye yatırım yapsın. Ya da işte sanayide olmayan bir yatırımcı, sanayi sektöründe olmayan, sanayi sektörüne girip örneğin yüksek teknoloji ürünler üretmeye yönelik bir girişimde bulunsun. Ya da işte girişimciler bu konulardaki bu destekleri görüp evet ben de hayalimi gerçekleştirebileceğim artık diyebilsin. Yani onların hayallerini uygulamaya geçirmelerini sağlayabilecek teşvik sistemlerinin olması yani gerek. Kendine güvenlerini güçlendirebilmek önemli olan. Aslında çok ilintili yani zaten eğitimle doğrudan ilintili bir olay. Az önce de zaten bunu dile getirdik. Sorgulayan, eleştiren, düşüncesini hür bir şekilde ifade eden bir nesil olması gerekiyor ya da bir eğitim sisteminin olması gerekiyor. Tabii bunun yanında diğer bir boyutu da tabii düşünce özgürlüğü yine ifade ettiniz. Ve girişimcilik aslında çok önemli bir ayağı. Aslında uluslararası şirketlerden örnek vermek de isterim. Dünya nereye gidiyor bunu görebilmek için? Biliyorsunuz Endüstri 4.0, yani 4. sanayi devrimi Davos'ta da en fazla konuşulan, yani ana gündem maddesiydi. Yani artık öyle bir... Biraz açar mısınız? Çok önemli aslında. Öyle bir dönemdeyiz ki biz artık bu sanayi devrimlerinin 4.sünün içerisinde olduğumuz
olduğumuz ve geleceğimiz nasıl şekillenecek? Burada en fazla ön plana çıkan artık örneğin işte nesnelerin interneti dediğimiz, yani akıllı cihazların birbirleriyle iletişim kurdukları, veri transferini gerçekleştirdikleri modeller, bütün üretim süreçlerinin, sistemlerin entegre olması ve önümüzdeki süreçte akıllı fabrikaların artık faaliyete geçeceği yeni dönem, yeni bir süreç içerisindeyiz. Bu zaten başladı. Akıllı cihazlar, zaten akıllı evler var, akıllı binalar var. Bunların çok daha ileri aşamalara geleceği ve sistemin entegre olacağı bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunlar dünyada şekillenirken, etrafımızda şekillenirken bunların çok daha ötesine giden fikirleri bizim ülkede geliştirebiliyor olmamız lazım. Girişimcilikle de buradayız. Girişimcilik de aynı şekilde. Tabii burada sadece ülkeleri kıyaslamak da yeterli değil. Uluslararası şirketler neler yapıyorlar? Evet. Devasa bütçelerini Ar-Ge'ye ayırıyorlar. Rekabetçi olabilmek için, gelecekte daha fazla bu yarış içerisinde önde olabilmek için birkaç tane örnek vermek isterim. Evet, tabii ki. Örneğin Intel 2015 yılı içerisinde 11,5 milyar dolar Ar-Ge'ye kaynak ayırdı. Intel dünyanın en büyük firmalarından. Gelirinin %20.6'sını. 20.6'sını Ar-Ge'ye. 20.6'sını Ar-Ge'ye ayırdı. Roche yine aynı şekilde 10.8 milyar dolar 2015 yılı içerisinde ayırmış ve gelirinin %20.8'ini. İlaç sektöründen başka firmalar da var bu şekilde yatırım yapan. Donanım ve diğer elektronik bilgi teknolojilerinde. Volkswagen yine aynı şekilde en fazla miktar olarak harcayan %15.3 milyar dolar harcamış. Gelirinin %5.7'si. Ama miktar olarak gerçekten cirosu çok yüksek olduğu için çok ciddi gelirleri içerisinden payları buraya ayırıyorlar. Yani devlet politikası olmadan önce de firmalar kendileri, onu çıkarıyorum, kendileri bile en inovatif, evet. tabii firmalar kendi, yani artık bu firmalar çünkü bizim yani firmalar küresel, çok merak ettim ama bilmiyorum site var mıdır? Türk firmaları maalesef bu listelerde yok, bu listenin içerisinde yok. Apple mesela dünyadaki en inovatif 10 şirket, bir numarada Apple var, en yenilikçi şirket, 6 milyar dolar ayırmış. Google 9.8 milyar dolar. Gibi otomotiv sektöründen Samsung, Twitter var. Yani bunlar 1 evet. milyar dolarlık. Yani bütün bu şirketler, uluslararası şirketler o kadar ciddi rakamları Ar-Ge'ye ayırıyorlar ki ve teknolojik gelişmelere. Yoksa çünkü uluslararası rekabette ayakta durmaları mümkün değil. Dolayısıyla bizim de bu şekilde devlet politikamızın içerisinde gerçekten ilerici adımlar atabiliyor olmamız lazım ki bu devasal bütçelerle ve devasal projelerle önümüzdeki süreçte rekabet edelim. Bizim şirketlerimiz de bu listelere girebilsinler. Yani zaten değerli izleyiciler, rahmetli Mustafa Koç son toplantıların bir tanesinde şunu dile getiriyor. Diyor ki biz Türkiye'de evet zaten lider konuma geldik. Bundan sonra dünya ölçeğindeki firmalarla dünyadaki firmalarla rekabet edebilecek duruma gelmemiz gerekiyor. Ki yani şu anda Türk ekonomisinin neredeyse %10'luk bir kısmını Koç grubu tek başına üstlenmiş durumda. Yani bizim dünya ölçeğine yarışacak firmalara gereksinimiz var ama hep dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz aslında. Sorgulayıcı, eleştirel eğitim sistemi. Eğitim, yani bunu görmemiz gerekiyor. En çok yatırım eğitime yapmamız gerekiyor. Yani bugün maalesef eğitimden daha çok yani şu anda tabii güvenlik de çok önemli ama savunma sanayi ayrılıyor. İşte Diyanet'e ayrılıyor. Ama şu eğitim olayını bir şekilde görmemiz gerekiyor. Şimdi eğitim alan gençlerin de aynı şekilde kendilerine güvenli bir şekilde mezun olabilmeleri gerekli. Ama bizim gençlerimiz yani lisans diplomasını alırken bile, üniversiteye giderken acaba mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim endişesiyle zaten okulu okuyorlar ve mezun oldukları zaman iş bulmak da çok zor. Artık sadece lisans diplomasının olması da yetmiyor. Yüksek lisansı olanlar bile iş bulmakta çok ciddi. Çok kötü bir durumda değil mi? Yani çevremizde de var. Gerçekten İşsizlik, öyle. İşsizlik, yani belki şu rakamları vermek de önemli bence paylaşmak. Evet, ona ülkemizdeki ilgili işsizlik oranı %10.5. Ve bu oranla dünyada en yüksek işsizliğe sahip 8. ülkeyiz ne evet. yazık ki. İşsiz sayımız bir önceki yıla göre %3.4 artmış ve en son rakam 3 milyon 147 bin. Yani çok inanılmaz fazla. Yüksek bir rakam. Tabii bunun içerisinde en vahim olanı genç işsizliği. O da oranı %19.3.
Yani biraz önce ifade konuştuğumuz gibi gençler gerçekten büyük bir umutsuzluk ve geleceğe güvensizlik içerisinde. Dolayısıyla böyle bir ortamda nasıl bilimden, teknolojiden bahsedebiliriz? Bahsettiğimiz şeyler çok sınırlı kalıyor işte. Dolayısıyla ve bu gençleri, genç işsizlerimizin de yarısından fazlası yüksek öğretim mezunu. Çok kötü. Dolayısıyla yani. Bu diplomaları, almış olduğu eğitimleri ne yazık ki uygulamaya geçiremiyorlar. KPSS sınavından da bahsetmek lazım burada. Çünkü buradan mağdur olan inanılmaz geniş kesimler var. Bu konuda resmen bir umut tacirliği yapılıyor ve binlerce kişi bu sınavlara giriyor ve daha sonrasında umutla giriyor, hazırlanıyor ve gerçekten çok zor bir sınav KPSS. Hazırlanmak için aylarını harcıyorlar. Fakat daha sonra alınan kişi sayısı çok kısıtlı. Bu rakamları ben vermek isterim çünkü muhtemelen bizi izleyenler içerisinde de KPSS sınavına girip atama bekleyen, umut içerisinde atama bekleyen öğretmenlerimiz var, İktisadi İdari Bilimler mezunları var. Engelliler için KPSS, EKPSS'ye girip ne yazık ki burada beklentileri boşa çıkan binlerce kişi var. 2014 yılı içerisinde KPSS lisans sınavına giren aday sayısı 1.177.697. Çok, yani birçok ülkenin nüfusundan daha fazla. Çok, aynen. Gerçekten öyle. Şey? Nüfuslarından daha fazla. Ön lisans için giren aday sayısı 827.233. Orta öğretim mezunu olarak giren aday sayısı 1.828.041. Bunlar giren aday sayıları. 2014 yılından bugüne kadar devletin merkezi atamayla aldığı personel sayısına baktığımız zaman da sadece 20.377. Yani milyonlarca yani insan giriyor. Neredeyse 1.800.000 üzerinde giren kişi var ve sadece 20.377 kişi alınmış 2014 yılından bugüne merkezi atamayla. Ve bu sınavın başvuru ücreti de aday başına bir oturum için 40 lira. Evet. Yani bu 40 lirayı bulmakta bile gerçekten zorlanan adaylar var. Var tabii ki, yani bu ülkede Didem Hanım gerçekten maalesef çok sıkıntılı. Öyle. Bir de şu var, yani şimdi hep bu söylendiği zaman devlet herkese iş vermek zorunda mı deniyor? Evet. Ve özel sektörde de bir hareket olması gerekiyor. Şimdi özel sektörde bakıyorsunuz, daralma söz konusu, ihracat rakamları söz konusu. Şimdi bu gençler ne yapacak? Tabii ki diplomaya, üniversite eğitimine, meslek gözüne bakacaklar. Devletin bu anlamda yönlendiricilik rolünü iyi yapması gerekli. Örneğin öğretmenlerimiz, yüz binlerce öğretmenimiz var, atama bekliyor. 400 bin öğretmen eğer bekliyor. Eğer bizim bu kadar öğretmene ihtiyacımız yoksa o zaman neden bu çocuklarımız, bu gençlerimiz bu alanlar açıldı, üniversitede lisans aşamasında açıldı ve bu alanlarda eğitim almaya sonuçta yönlendirildiler. Eğer ihtiyacımız yoksa neden onların bu alanda niye eğitim açıldı ya da başka alanlara sağlıyoruz? Eğer ihtiyacımız varsa neden atamalarını yapmıyoruz? Onları da iki arada bir derede bırakıyoruz. 400 yani, bin tane öğretmen adayı. Yıllarını vererek bu eğitimleri alıyorlar ve daha sonra da yıllarca bekleyip işte bu yılda olmadı. Belki bir sonraki yıl umut içerisinde atama beklemek. Ya gerçekten çok zor bir durum. Samimi ve dürüst olmak gerekli halka sizi karşı. Sizi de zaten bu konuda çok sık arıyorlardır iş bulmayla ilgili. Evet. Diğer maalesef öyle. Milletvekilleri de zaten aynı sezenişte bulunuyor ama ne yapsın yani, insanlar çocuğunu okutuyor. Bir şekilde bir fedakarlık yapıyor. Çocuğu diploma alsın, mezun olsun, evet, nitelikli bir insan olsun ama iş bulamıyor. Bu da çok ciddi bir sıkıntı. Evet Didem Hanım, süremiz böyle su gibi akıp geçti. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Çok önemli mesajlar verdiniz. Özellikle Avrupa ülkeleri, dünya ülkeleri kıyasladınız. Bizdeki Ar-Ge çalışmaları, ihracat rakamlarını, işsizlik verilerini. Çok çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Size başarılar diliyorum. Çok önemli işler yapıyorsunuz mecliste. Son zamanlarda çok ön plan çıkacak soru önergeleri verdiniz. Dilerim mecliste de böyle vekillerimiz çok fazla olur. Didem İnşallah, Hanım gibi. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Yine görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet değerli izleyiciler, bu hafta da programımızın sonuna geldik. Şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Türkiye'de çok önemli bir eğitim duayeni olan MEF Eğitim Kurumlarının kurucusu, Arıkan Holding'in kurucusu Doktor İbrahim Arıkan'ı maalesef kaybettik. Kendisi çok değerli bir eğitimciydi. Ve Yozgat'ın Salur Sorgun ilçesinin Salur köyünden, okulsuz bir köyünden çıkıp ve yetim bir şekilde büyüyerek çok önemli işlere imza attı. Ve Türkiye'de belki ilk defa onu o aşamalara gelmesini sağlayan öğretmenlerin heykelini kendi eğitim kampüsünün içerisine kurduğun kişiydi. Allah rahmet etsin diyoruz. Türkiye'de gerçekten İbrahim Arıkanlar kolay yetişmiyor.
sevenlerine başsağlığı diliyorum. Önümüzdeki hafta eğitim gündeminde yeniden birlikte olmak üzere. Hoşça kalın, iyi akşamlar.